Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber pratik ve çok lezzetli bir sebze çorbası yapacağız. Tenceremizin içerisine göz kararı şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra küp doğranmış küçük bir adet kuru soğanımızı ekliyoruz. 2 diş ince doğranmış sarımsağımızı ekliyoruz. Soğanımızı ve sarımsağımızı kısık ateşte 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Evet, soğanımızı 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra çorbamızın içerisinde en geç pişen sebze havuç olduğu için hemen havucumuzu ilave ediyoruz. Havucumuzu da soğanımızla beraber yine kısık ateşte 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Evet, havucumuz ve soğanımız kavrulduktan sonra bir adet küp doğranmış kabağımıza ekliyoruz. Ardından yine küçük bir adet küp doğranmış patatesimizi ekliyoruz. Patatesimizi ve kabağımızı da 2-3 dakika kadar soteliyoruz. Sebzelerimizi güzel bir şekilde soteledikten sonra 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzla beraber de sebzelerimizi şöyle biraz döndürüyoruz. Evet, sebzelerimizle beraber de unumuzu yaklaşık 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra ılık suyumuzu ekliyoruz. Şöyle biraz ekleyip hızlıca bir karıştırıyoruz. Ardından kalan suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra 1 su bardağı soğuk sütümüzü ekliyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Şimdi çorbamıza biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çorbamıza biraz da baharat ekleyeceğiz. Arkadaşlar, baharat miktarımızı biraz az tutacağız. Baharatların sebze çorbamızın lezzetinin önüne geçmesini istemiyorum. O yüzden çok az kullanacağım. Yarım çay kaşığı pul biber. Şöyle kaşığımın ucuyla çok az karabiber. Yine kaşığımın ucuyla çok az kekik. Ve çok az da nane ekliyorum. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Şimdi kısık ateşte sebzelerimiz pişinceye kadar çorbamızı pişirmeye devam edelim. Evet, çorbamızın sebzeleri çok güzel bir şekilde pişti. Çorbamız da oldu artık. Ocağımızın altını kapayabiliriz. Ocağımızın altını kapadıktan sonra da şöyle bir tutam kadar maydanoz veya dereotu, hangisini yakıştırıyorsanız bu çorbaya. Bugün benim elimin altında maydanozum vardı. Maydanoz kullandım. Ama dereotu da çok güzel yakışıyor. Tercih sizin. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi çorbamızı servis edelim. Evet, sebze çorbamız serviste hazır. İnanılmaz güzel kokuyor. Hemen kıvamına da bakalım. Tam kıvamında harika bir sebze çorbası tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.